Size Türkiye'nin Katar'daki petrol kuyularını anlatmamı ister misiniz? Yok öyle bir şey tabii ki. Ama gerçekten birazcık zorlasaymışız, Türkiye'nin Katar'da petrol kuyuları olurmuş, biliyor musunuz? Hikaye şöyle. Zamanında Katar'daki petrol ve doğalgazı İngiliz, Hollandalı ve Fransız şirketler çıkartıyor. 1930'lu yıllardan bahsediyorum. Tabii ki o dönemin teknolojisi, dönemin çadır devleti Katar'da bulunmuyor. Haliyle ne oluyor? İngilizler, Hollandalılar kendi teknolojilerini getiriyorlar. Kendi makinelerini, kendi yatırımlarını getiriyorlar. Buradan bir petrol çıkartıyorlar. Ve çıkardıkları petrol ve doğalgazı tonuna 2 rupi ödüyorlar sadece Katarlılara. Yani 2 rupi şöyle söyleyeyim ben size. Yani bir tane simit bile alınamayacak kadar para. Tabi haliyle çıkaracak teknolojin olmadığı için 2 rupi de olsa gelen teklife kabul ediyorsun. Gel zaman git zaman Katar bakıyor ki bu iş 2 rupi ile olacak iş değil. Benim bu çıkan petrol ve doğalgazdan daha fazla para elde edebilmem için ne yapmam lazım? Kendi paramla, kendi yatırımımla doğalgazı çıkarmam lazım. Bunu yapabilmem için önce bağımsızlığımı ilan etmem gerekiyor. Yani İngiltere'nin kontrolünde, İngiltere'nin sömürgesi niteliğinde bir bölge o dönem Katar. Bağımsızlık demek para demek. Parayı nereden bulacaklar? Tarihsel ve kültürel bağları olan Osmanlı'dan. Yani o dönem onların Osmanlı olarak bildiği Türkiye'den. Çünkü hala inanıyorlar ki Türkiye ayağa kalkacak, Osmanlı'nın torunları tekrar ümmete mihmandarlık edecek. Şeyh Ahmet bin Ali. Bu ismi bir kenara not et. Çünkü Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerde en kilit rolü oynayan isim olarak sürekli karşına çıkar. Yıl 1969. Türkiye'ye bir heyet gönderiyor. O zaman Başbakan Süleyman Demirel. Bu gelen heyet 2 hafta boyunca Süleyman Demirel'den randevu almaya çalışıyor. Bir türlü alamıyorlar. Oraya git, buraya gel falan vesaire. Paraları bitiyor. Paraları bitince ne yapıyorlar biliyor musunuz? Güven Park'a gidiyorlar. Güven Park'ta kendi çadır alışkanlıklarıyla 1-2 günde orada konaklamak durumunda kalıyorlar. Eni sonu Türkiye Devleti'nin başbakanın huzuruna çıkıyorlar. Durumu anlatıyorlar. Bizim petrol ve doğalgazımız var. Bunu İngiliz ve Hollandalılar çıkartıyor. Ve tonuna sadece 2 rupi bize ödüyorlar. Gelin biz bunu Osmanlı ile, Osmanlı'nın torunlarıyla Türkiye ile birlikte yapalım. Çıkardığımız petrol ve doğalgazdan elde ettiğimiz geliri de birlikte bölüşelim. O dönemin siyasi konjonktürüne de çok iyi bakmak gerekiyor. 60-70 arası, hatta 70'lere doğru İngiltere sömürge politikasını bölgede değiştirmeye başlamış. Katar'da fırsat bu fırsat deyip bağımsızlığını ilan edip aradan sıyrılacak. Yani anlayacağın konjonktür de müsait. Ve Demirel'e şu taahhüdü de veriyorlar. Sizi politik olarak riske etmeden bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Peki bu teklifi niye size getiriyoruz? Çünkü tarihsel ve kültürel bağlarımız var. Gelin ihtiyaç duyduğumuz parayı verin. Biz petrol ve doğalgaz çıkaracak teknolojiyi alalım, geliştirelim. Sonra doğalgaz ve petrolden elde ettiğimiz gelirleri de kardeş payı yaparak bölüşelim. Ekonomimizi kalkındıralım, bağımsızlığımızı ilan edelim vesaire. Nasıl fikir? Harika değil mi? Peki Süleyman Demirel ne cevap verse beğenirsiniz? Kardeşim, şu anda bizim işimiz başımızdan aşkın. Öyle sağa sola da harcayacak, çarçur edecek paramız da yok. Deyip adamları paketleyip memleketlerine gönderiyor. Ya Türkiye bugün petrol ve doğalgazda %90 dışa bağımlı bir ülke konumunda. Neden? İşte zamanında bu tür atılması gereken cesur adımları atmadıkları için. Zamanında eğer bu adımlar atılmış olsaydı, bu inisiyatifler alınmış olsaydı, Türkiye bugün belki petrol üreten ülkeler arasında söz sahibi bir konumda olacaktı. Belki değil, kesin. Fakat vizyon, cesaret, ülkü, hedef olmayınca olmuyor, değil mi? Ve bir diğer ilginç konu, kahve köşelerinden tutun da üniversiteye kadar konuşulan bir konu. Türkiye etrafı petrol üreticileriyle çevrili bir ülke konumunda, değil mi? Ama ne hikmetse bu petrol bu ülkelerde çıkıyor, Türkiye'de çıkmıyor diye soruyorsun kendine. Evet, hepimiz konuşuyoruz. Yani kahve köşesindeki komplo teorisi kasan bir dayıdan tut da üniversitedeki profesöre kadar herkesin ağzına pelesenk olmuş bir mesele. Nasıl olur da hepsinde var, bizde yok? İşte Berat Albayrak bu meseleyi fazlaca kafaya takmış galiba. Yani Karadeniz'de olduğundan mıdır nedir? Türkiye'nin nasıl olur da bir tane bile petrol arama gemisi olmaz? Aramazsan bulamazsın ki kardeş. Yani arayacaksın ki bir şeyi bulacaksın önce. Değil mi? Bulmaktan önceki eylem aramak olması gerekiyor. Daha önceden nasıl aramışsın peki? Hollandalı'dan, İngiliz'den, Fransız'dan arama gemisi kiralamışsın. Bu adam zaten bulsa da sana söylemez ki burada petrol var, gel çıkar kardeş, ekonomini şahlandır diye. Berat Albayrak da ilk önce bu meseleyi çözüyor. Ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olur olmaz yaptığı ilk icraat Türkiye'nin
petrol arama gemisi, arama gemileri olması gerekiyor diyor. Fatih, Yavuz, Kanuni, Osmanlı'nın kudretli padişahlarından bahsetmiyorum. Karadeniz ve Akdeniz'de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol zenginliklerini getirecek gemilerin atlarından bahsediyorum sana. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı petrol ve doğalgaz arama süreci başlıyor. Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, aklına neresi gelirse. Sondaj üstüne sondaj, gece gündüz demeden, öyle böyle değil, her yer didik didik aranıyor. O kadar ki 2018 yılında Türkiye derin sularda sondaj yapabilen ilk 10 ülke arasına giriyor. Çok değil, 2 sene sonra bu sondaj gemilerinden Fatih isimli olanı Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yapıyor. Tamı tamına 320 milyar metreküp. Bugüne kadar bu topraklarda üretilen doğalgazın neredeyse 20 katı. Şöyle düşün, Türkiye yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Yani aşağı yukarı 12 milyar dolar. Bu rezerv ne anlama geliyor peki? Nereden baksan 6-7 yıl yetecek kadar rezerv anlamına geliyor. Peki ülkede kalacak toplam döviz miktarı ne kadar sence? Yaklaşık olarak 30 milyar dolar. Büyük para, büyük iş. İşte dostum, bugün korkup da atmadığımız her adım yarın kabus olup çocuklarımızın üzerine çökecek. Tıpkı 1969 yılında atılmayan adımların bedelini bugün hep birlikte ödediğimiz gibi.